Değerli kurulu üyeleri, basınımızın bütün üyeleriniz. Şimdi size... Rahmetli orada bize yön vermiş. Yani bu olaylar sadece şimdi... Ve bu bizim orada yaptığımız değişim ve dönüşüme de büyük ışık tutacak, aydınlatacak güzel çalışmalarda ve çok güzel bir sinerji de ortaya çıktı. Ben burada ordumuzun birinci videoda güzelliklerini, doğal zenginliklerini gördük. Şimdi bütün Karadeniz zaten böyle, bütün Türkiye böyle aslında. Onun dışında da yaptıklarımızın bir nebze dokun. Buna hepsi değil. Sadece üçte biri. Diğerlerine eklemedik, birer örnek seçtik oralardan. Şimdi burada ben bir belediye başkanı olarak, aşağı yukarı 50 yıldır çalışan biri olarak, iki benim belediye başkanlığımın iki fazı var. Bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın 94'te birlikte İstanbul'da başladığımız bir yürüyüştü o. Çok anlamlıydı, orada zaten örneklerini görüyoruz. Ve bize bu iktidar yolunu açtı. Bizim piyerimiz belediyecilikte Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla oradaki yaptıklarımız çalışmaları bakanlık döneminden sonra da burada uygulamaya başladık. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanımızla çalışırken üç şeyi gördük. Yani yöneticiliğin ve belediyeciliğin üç yönü var. Bir tanesi insan yönetimi, ikincisi para yönetimi, üçüncüsü de kaynak yönetimi. İnsan yönetimini buradaki üstadların yanında konuşmaya gerek yok. Herkes fazlasıyla bu konuya hakimler. Dün akşam da bunu gördük, üç gündür de görüyoruz. İkincisi para yönetimi, o da malum. Onun için de bir şey olmuyor. Üçüncü kaynak yönetimi. Burada müthiş bir tabiat güzelliği var. Aynı zamanda topraklarımız var. Dünyanın en fazla fındık üreten yeri burası. Yani Giresun'un en lezzetli fındık yeşil üretmeni biliyorum. Bu tatlı rekabet ettiği ama en miktar olarak Türkiye'nin en çok fındığı burada üretiliyor. Ama biz fındığı bir ay üretiyoruz. 11 ay bahçelerimiz boş. Bu tabii merak. Yemlerimiz çok da. O zaman dedik ki tarıma, doğal tarıma ağırlık verelim. Ve bununla ilgili ikinci üründen, üçüncü üründen geldik. Orada soya fabrikası var, soya yok. Soya fabrikası soya yok. Soya denemeleri yaptık. Salet denemeleri yaptık. Hepsine sonuç aldık. Baktık ki burası kaynak açısından sonsuz. Aynı topraktan birkaç ürün de alabiliyoruz. Fındık altı ürün yapabiliyorsunuz. Tavukları atıyorsunuz, gezen tavuk yapıyorsunuz. Damızlık mandalarda attık, koyunlarda attık. Damızlık keçilerde attık, kazlarda attık. Şimdi biz burada net üreticiliği, net satan durumuna geçti. Dubai'ye yumurta ihraç ediyoruz. Daha böyle 50 bin yumurta satan, ihraç eden şirketler şimdi 10 milyon üzerinde yumurta üretiyor ve yumurta satıyoruz dışarıya. Ordu yumurtaları şu anda 200 yakın mağazada satılıyor. Bu belki bazı orduları dahi bilmeyebiliriz. Karadeniz denizi kullanmıyoruz yeterince. Tekne 60 kadar teknemiz var. Denize buluştuk. Yelkenlilerimiz var, kanolarımız var. Tabii turizm, muhteşem bir güzellik. Biraz önce gördünüz, şelaleler şehrimiz. Burada sonsuz bir turizm potansiyeli var. Onun için otellerimizi karavanlarla, karavan kampları şu anda açtık havaalanı yanındaki yere ve su sporlarına başladık. Buradan 3 ay değil, 12 ay oldu. Slogan ile işe başladık. 3 ay ordunun işte Haziran, Temmuz, Ağustos fındığını topla git. Fındığın parasını da götür. Fındığın parası burada kalmıyordu. 3 ay toplayıp gidiyorlar. Haziran, Temmuz, Ağustos. Evde 3 ay değil, 12 ay oldu. 4 mevsim orduyu yaşayabildik. Kış sporlarına başladık. 135 turizm destinasyon noktası teslim ettik. Bunların her bir tanesi bir turizm çekim merkezi olabilir.
Çünkü 19 ilçesi birbirinden gidiyor. Şimdi dolayısıyla kaynak sınırsız. Tamamen kabiliyetlerimize bağlı. Onun için çatışmayı, tartışmayı bırakarak işlere yoğunlaştık. Şimdi burada yetişen çocuklara yazılım yapmayamıştık. Ve o yazı kurduk. Kendi seyahatimizi üretiyoruz, sadece kendimiz değil. Ağrı'ya siparişte bulduk. Üretiyoruz, atıyoruz. Dünyanın en iyi sayısı diyebilirim çünkü yazılımı bize. Diyelim kuşun altına suyunuz bitti, kendiniz suyu yükleyebiliyorsunuz. 3 tane kelimeyi mümkün olduğu kadar sözlüğümüzden çıkarttık. Mazeret yok, bahane yok, şikayet yok. Maalesef bu üçü de bizim köklü kelimelerimiz. Bunun yerine plan, program, koordinasyon. Ve bu çalışmaları bu arkadaşlarımız direkt kale oynuyorlar. Yan pas yok, geri pas yok. Ve sonuç alıyoruz. Şunu ben gördüm, şunu söyleyebilirim bütün salonlara, bütün Türkiye'ye, hatta herkese, yani partinin kurucusu olarak, ilk politikalarla kaleme alan biri olarak, kaynaklarımız sınırsız, çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Birbirimize uğraşmayı bırakacağız. İşe odaklanacağız. Kafa kafaya vereceğiz. Yani birkaç kişi bizim önümüzde engel olacak. Engel elimizin tersiyle biteceğiz. Ve işe odaklanıp sonuç olarak bir çalışma yapacağız. Gül yazısıyla. Dolayısıyla... Büyükşehir Belediye Başkanım, Karadeniz bölgesinin çok değerli belediye başkanları arkadaşlarım, hepinize en içten en kalbi selamlarımı sunuyorum. Bundan sonraki süreçte de partimizin iktidarını daha güçlü bir şekilde sürdürmek, yerelde de belediyeler olarak daha başarılı hizmetler sunabilmek için neler yapmamız gerekir, onun muhasebesinin yapıldığı bir toplantı. Ben toplantının hayırlı, uğurlu, bereketli olmasını temenni ediyorum. Ve inşallah burada tartışılacak fikirler, burada ortaya konulan fikirler çerçevesinde sizin bu hizmet sürecinizin ikinci devresi başladı. İkinci devresinde çok daha güzel, mükemmel hizmetler sunabilmenize vesile olmasını temenni ediyorum. Yine yıllardır işaret ettiğimiz üç önemli alanda az evvel Büyükşehir Belediye Başkanımız suyu yönetiminden bahsetti. Üç önemli alanda küresel bir mücadelenin verilmekte olduğu da aşikardır. Su, enerji ve gıda. Bu üçünde de Türkiye'nin çok güçlü olması, kendi kendine yeterli bir ülke haline gelmesi kaçınılmazdır. Bundan sonraki savaşların en önemli nedenlerinden birisi bu olacaktır. Nasıl birinci paylaşım savaşının arkasında petrollere sahip olmak en önemli motivasyonlardan birisi idiyse, bu dönemin en önemli motivasyonu da suya, enerjiye ve gıdaya sahip olmak ve bunun üzerinden ekonomik mücadele vermektir. Türkiye'nin bu alanda da çok güçlü olması lazım. Eski yıllarca beraber olduğumuz bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekiplerine yaptıkları ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyor. Hakikaten anlatılanları da izledik, takdir ettik. Hep birlikte de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Değerli dostlar, bizim amacımız istişare. Yerel seçimler geçeli yaklaşık 2,5-3 yıla yakın oldu. Bu süre içerisinde neler yaptık, neler yapamadık, sorunlarımız nedir, bunlara nasıl bir çözüm buluruz? İşte hep birlikte bu konuları konuşmak için bir aradayız. Bölge toplantılarımızı da istiyoruz ki arkadaşlarımız gelip o toplantı yaptığımız güzel vilayetimizi görsünler. Yapılanları izlesinler, birbirleriyle istişare etsinler. Ve neticesinde de kendi şehirlerine bu örneklikleri taşısınlar. Bu amaçla da bir araya geliyoruz. Biraz önce de hakikaten ordunun o güzel, Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, bahşettiği güzelliklerini hep birlikte izledik. Cenab-ı Hak her ile belki bu güzellikleri vermeyebilir ama oralarında mutlaka kendine has avantajları var, kendine has değerleri var. İşte bu değerlerin ortaya çıkarılmasıyla yeni yeni sektörlerin doğduğunu da bilmemiz gerekiyor. Her şeyin kendine has mutlaka bir avantajlı tarafı var. Bunu bilmemiz lazım. Türkiye'de böyle bir coğrafya. Değerli dostlar, bizim AK Parti olarak siyasetimiz hizmet siyaseti. Amacımız biraz önce söyledim, istişare, geleceğe doğru yeni ufuklar ve yeni yollar bularak çalışma, gayret etme hususunda mutlaka istişare neticesine çıkacak o değerleri, ortamı millete kazandırma işi.
Bizim siyasetimiz eser siyaseti, bizim siyasetimiz hizmet siyaseti. Çok şükür 94'te Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'da, bizler de Anadolu'nun birçok yerinde iş başına geldik. Gelirken biraz önce Hilmi Başkanımız söyledi, biz hizmet edeceğiz dedi. Mazeret üretmeyeceğiz, bahane bulmayacağız, kimse ayırmayacağız, gece gündüz hizmet edeceğiz dedi. Aynen öyle oldu. İş başına geldik, hizmet ettik çok şükür. Sonra da her seçimde oyumuz katlanarak büyüdü. Kendi mensup olduğumuz parti iktidara kadar Allah'a hamdolsun taşıdık. Belediyecilikte de değişik evreleri hep bizim dönemimize gördü bu memleket. Önce hizmet belediyeciydi. Hizmet ettik. Şehrin altyapısıyla, üst yapısıyla uğraştık. Gece gündüz demeden uğraştık. Sosyal belediyeciliği eklemedik. Şimdiki gibi değildi ki. Şu anda herhalde 25-30 grup dezavantajlı vatandaşa devlet tarafından ödeme yapılıyor. Eskiden sokaklarda insanlar yatardı. Dağlarda, terminallerde kimsesizler yatardı. Ve bizim dönemimizde sosyal belediyeciliği de eklemleyerek belediyeciliğe yeni bir ufuk açtık. Çok şükür iktidar olduktan sonra da marka belediyecilik diyerek daha büyük hedeflere doğru koştuk. Şehirlerimizde altyapısıyla, üst yapısıyla devasa hizmetler yapmaya başladık. Şehirlerimizin 50-100 açığa çıktı. Birçok şehir Avrupa şehirleriyle yarışır hale geldi. Yani 2000 öncesindeki, 94 öncesindeki belediyelerle bugünkü belediyeler arasında dağlar kadar fark var. Son dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle gönül belediyeciliğini hep birlikte inşa ediyoruz. Yani vatandaşlarımızla birlikte onların gönlünü alarak, onlara danışarak, onların yanında oturup dertlerini dinleyerek, onların istekleri doğrultusunda hareket ederek, onların duasını alarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Diğer 135 online nakleyle yayınlanıyor.